Nitelikli dolandırıcılık suçu uzlaşma kapsamında mı? Nitelikli dolandırıcılık suçu uzlaşma kapsamında bir suç değildir. TCK 158'deki nitelikli dolandırıcılık suçu uzlaşma kapsamında bir suç değildir. Lakin Türk Ceza Kanunu 157. maddesindeki basit dolandırıcılık suçu uzlaşma kapsamındadır. Bu durumu şu şekilde simüle edelim. Biraz daha pratiğe yayalım. O şekilde anlatalım ki çok daha rahat bir şekilde anlaşılsın. Öncelikle suçtan zarar gören kişi basit dolandırıcılık suçundan savcılığa veya polis karakoluna gitti, suç duyurusu da bulundu diyelim. Ayrıca hani bu kişinin zaten bir dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için mal varlığında bir zarar olması gerekiyor. 40.000 TL'lik ve 50.000 TL'lik bir zarar meydana geldiğini düşünelim. Suçtan zarar gören kişi veyahut vekili aracılığıyla gerekli suç duyurusu işlemlerini tamamlasın. Tamamladıktan sonra savcılık gerekli işlemleri başlatsın. Burada zaten savcılığın ilk yapacağı işlem orada ortada bir banka dekontu sunulan bir dekontu varsa o dekonttaki IBAN numarası kimin üzerine ise o kişi araştırılır. Bizzat bankaya yazı yazılır. Hani bu IBAN numarası kime ait? Bu kişinin TC kimlik numarasını veyahut gerekli bilgilerini gönderin diye. Gerekli yere müzakere yazıldıktan sonra bankadan veyahut hani belli yerlerden gerekli resmi evraklar gelir. Resmi evraklar geldikten sonra savcılık bu TC kimlik numarasını bulur. Bu IBAN numarası kimin üzerine ise ondan sonrasında adresi de bulunur. Gerekli yere tebligat çıkarılır. İfadeye çağrılır o kişi. İfadeye çağrıldıktan sonra bu suç, tekrar ediyorum, basit dolandırıcılık suç tipine giriyorsa uzlaşma durumuna tabidir. Savcılık burada basit dolandırıcılık suçunun sabit olduğunu görüyorsa bizzat hem suçtan zarar gören kişiyi hem de bu suçu iddia edilen kişiyi bizzat uzlaşma yoluna davet edebilir. Hani bu şekilde uzlaşmaya açık bir suçtur. Bu sebeple gerekli uzlaştırmacı görevlendirilir. Hani bununla ilgili zaten gerekli uzman uzlaştırıcılar var zaten. Onlar gerekli işlemleri yaparlar. Hem suçtan zarar gören kişi hem de suçu işlediği iddia edilen kişiyi gerekli iletişime geçer bu kişilerle. Hani anlaşma durumunuz var mı? Şu şekilde hani anlaşabilir misiniz diye uzlaştırmaya çalışır. Taraflar anlaşırlarsa arasında hani şu kadar zararımı giderirse veya o tane şu gerekli işlemleri yerine getirirse uzlaşırım şeklinde. Uzlaşırlarsa soruşturma dosyası kapanır. Lakin uzlaşamazlarsa suç tipi basit dolandırıcılık olduğu için derhal Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası açılır. İddianame düzenlenip Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası açılır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.